Tahsin abiyi 90'lı yılların başında tanıdım. Gözüme ilk çarpan nezaketi ve mütevaziliği olmuştu. Kararlılığını sonradan keşfettim. Meğer nelerden mahrum kalmışım onu geç tanımakla. İnandığı şeyler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. İnandığı şeylerin başında ise aydınlık, özgür ve demokratik bir Türkiye gelmekteydi. İyi bir mühendisti, mesleğini severdi. Güçlü bir inşaat mühendisleri odasının aydınlık bir Türkiye yaratılmasında önemli olduğunu düşünürdü. Bu yüzden İzmir'deki mühendislik ve mimarlık mücadelesinin ön saflarında yer aldım. Babamın çok değer verdiğim birkaç özelliğini paylaşmak istiyorum. İlki temel bilimlerle çok ilgiliydi. Bu konuda çok fazla okuyordu. Fizik, biyoloji, biyolojik evrim gibi konularda. Bunun da kendisine çok sağlam bir temel oluşturduğunu düşünüyorum. Ve özellikle problem tanımlama ve problem çözme konularında çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. İkincisi, gerçekten eleştirel ve bağımsız düşünebiliyordu. Bunu nereden biliyoruz? Kendi düşünce dünyasını temel değerlerinden ödün vermeden birkaç defa yeniden inşa edebilmiş bir adam. TMOB örgütlülüğüne inanırdı. İl odacılığının her zaman karşısında olduğu, ülke kaynaklarının verimli kullanılması, emeğin değerinin alınması konusunda yapılan tüm çalışmalar ve etkinliklerde yer aldı. 12 Eylül 1980 darbesinin olduğu kadar 12 Eylül 2010 anayasasının da karşısında yer aldı. Farklı düşüncede olsalar bile insanların emeğine değer vermeyi, insanları hak ettiği yere koymayı her zaman bildi. Yaptığımız çalışmaları elbette birlikte yaptık. Fakat her zaman o bizim önderimizdi ve biz onun etrafında dolanıyorduk. Çok çalışmak. Saat bilmez yani. Çalışma saati tanımaz. O açıdan ben de biraz ona benziyorum. Gece saat birlerde benim aklıma bir şey takılmıştır. Kafamın yatmadığı. Gece saat birde Tahsin'e çok telefon etmişimdir. Tahsin ayakta oturuyor. Birde, 1.30'da, 2'de. 95 yılında başladı seninle satranç oyunumuz. 11 yıl önce bir 6 Kasım günü şahmat dedim ve bırakıp gittim. Ben kaybettim. Ben de senin gibi ölümden sonra yaşama inanmıyorum aslında Tahsin abi. Ama keşke son bir maçımız daha olsaydı. İnsanları ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi, bütünleştirmeyi düşündüm. Keşke ölümden sonra yaşam olsa ve sen bu günleri, yarattığın gençliği görebilsen. Sensiz çok eksiyiz. Seni çok özlüyorum. Kamburuna dik duruşunu, alçak gönüllüğünü, güzel insanlığı. Şurada hemen yan tarafta bir oda vardı. O odada beni ziyaret ederdi. Sabahları yanıma gelirdi. Hem hafta içinde yapılacak olanlardan, hem de genel planlardan, hem de genel Türkiye siyasetinden bahsederdi. Bütün anlar çünkü öyle bir diri şekilde aklımda ki, Tahsin abiyle yaşadığımız her şey, sanki böyle yaşam geride kalmış gibi geliyor insana. Yani elbette öyle değil, yaşam akmaya devam ediyor ama anılar hala taze, hala canlı. Yani herhangi bir şey düşünürken ben hala İşte Tahsin abi ne yapardı diye düşünüyorum. Bir yerde onu aklı danışıyorum. Nasıl hareket ederdi diye. Tahsin bizim için güvenli bir liman. Onun kadar değer bilen, insanlara değer veren bir kişiyi tanımadım ben hayatım boyunca. Bundan sonra da tanıyacağımı düşünmüyorum. Huzur içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok genç ve güzel ve dinamik bir ekiple yapmak istedikleri şeyler katlanarak sürdürülüyor. Bu çok önemli bir hedef. Sevgili Başkanımız Tahsin Mergin'in aramızdan ayrılışının üzerinden 11 yıl geçti. İyi ki ve keşke dediğimiz birçok anımız var onunla ve hala fikirleriyle bize liderlik ediyor. Nezakete ve özenin örgütlülükle olan bağını, güven duygusuyla yürütülen çalışmaların yarattığı dayanışmayı, mücadele ruhundan alınan kararlılığı onlara öğrendik. Özellikle gençlere verdiği önem bizlerin yolunu açtı. Bize de onun gibi inandığımız yolda yılmadan mücadele etmek düşüyor. En karanlık dönemlerde bile bir alev olabilmek hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda onu hasretle anıyoruz.